Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 11 il etkilendi. Büyük yıkımın yaşandığı illerden biri de Malatya oldu. Şimdilerde enkaz kaldırma çalışmalarının yürütüldüğü kentte depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Kısa adı TÜRVAK olan Uluslararası Arama Kurtarma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de asrın felaketinden etkilenen Malatya'da. İlk etapta gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldılar ve 12 kişiyi enkazlardan sağ çıkardılar. Arama kurtarma çalışmalarının ardından kente desteklerine devam eden gönüllü ekip Yeşilyurt'un Kadir Uşağı köyüne kurdukları çadır sınıfla bu kez çocukların yüzünü güldürdüler. TÜRVAK Genel Başkanı Mehmet Yaprak, Genel Sekreter Ali Konak ve teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lokman Polat başkanlığındaki ekip çocuklar için kırtasiye malzemelerine kadar temin edip sınıfta ders başı yapılana kadar bölgeden ne ayrıldılar ne de desteğini çektiler. Biz tabii deprem olduğu zaman da geldik. Burada arama kurtarma yaptık. Özellikle bizim Bursa'daki ekibimiz geldi. Malatya'da mı? Malatya'da arama kurtarma yaptı. Orada yaklaşık 7-8 gün buradalardı ekibimiz. 20 kişilik bir ekibimiz buradaydı. Ayrıca Şırnak'ta da bir ekibimiz vardı. Hatay'da çalışma yaptı. Yani bizim birçok ilde teşkilatlarımız var. Yani 12 kişi kurtardı. Malatya'da enkazlardan? Evet, enkazlarda 12 kişi kurtardı. Tabii cansız da çok şeyler oldu. Ondan sonra şimdi de tekrar gelip gözlemlere bakıyoruz. Şeye gittik biz, Kadir Uşağı köyüne gittik. Orada bir okul kurduk. Çadır okulu kurduk. Bayağı büyük. Onların Aden Zeytin ihtiyaçlarını da gördük, kırtasiye. Çadırın kapsamlı bir çadırdır. Çocukların mutlu ettik. Orada elimizden geleni yaptık. Burada dolaşarak gözlemliyoruz. İnşallah bundan sonra eksik gördüklerimizi, yapabildiklerimizi yapacağız. Malatya'da bayağı bir hasar var. Onu gördük. Biz TÜRVAK olarak, TÜRVAK'ın açılımı Türkiye Uluslararası Arama Kurtarma'dır. Yaklaşık 15 tane ilde ekibimiz var. Bunu daha da geliştireceğiz. Milletin ve devletin yanında olmak amacımız. Yani biz çok üzgünüz. Ama biz şunu anladık ki biz dernek olarak milletimiz ve devletin yanında olmak için daha da çok teşkilatımızı genişletip büyütmemiz lazım. Bunu gördük. İnşallah bundan sonra halkımız, milletimiz böyle bir şey yaşamaz. Yani eğitim konusu tabii ki eksiklik var. Çünkü ulaşılmak kolay değil. Sadece merkezlerde olsa tamam ama köyler var. Köyler de dağ köyleri. Gittiğimiz yer inan ki çok zor. Devletin bunların hepsine ulaşması da kolay değildir. Allah devletimize yardımcı olsun. Gerekeni yapmışlardır. Bizim gibi STK'ların da yetişmesi lazım. Yani sadece devletle olmuyor. Bize bu anlamda bazı birçok yere ulaşmaya çalışıyoruz ama bizim de tabii ki gücümüz sınırlıdır. Ama eğitim çok eksik, yani köylerde yıkılmış, herkes barınma derdine düşerken çocukları unutmayalım diyoruz. Biz şimdi o köyde kurduğumuz okul bir örnektir. Biz bugün Malatya'daydık. Tabii bir köyümüze uğradık. Çok şirin çocuklara destek verdik, yanlarında olduk. Elimizden gelene kadar, kitap, kalem, silgilerine kadar desteklerimizi verdik. Orada çocuklarımız için bir çadır kreşi olarak çadır kurduk. Elimizdeki destekleri verdik. Bugün Malatya'nın dışında da tabii deprem esnasında biz Diyarbakır merkezdeydik. Diyarbakır'da sabaha doğru ilk yıkım esnasında olan binalarımıza ekibimizle giderek oradaki insanlarımıza yardımcı olduk. Elimizden geleni yaptık. Derneğimizin bünyesinin içerisinde yaklaşık 20 tane ilimizde hazır, ekibimiz hazır. Bunun dışında da yaklaşık 30 tane ilde de faaliyet içerisinde olan derneğimiz, ekibimiz var. İlerisi için yapabileceğimiz çok şey var aslında. Derneğimize hızlı bir şekilde gelişme, milletimize, Türkiye'mize, insanlarımıza yardım etmek için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Malatya için bugün çoğu noktaları gezdik. Yıkık binalarımızı,
Yani insanlarımıza yardımcı olmaktan başka yapacağımız bir şey yok. Çocuklarımıza destek vereceğiz. Onları yalnız bırakmamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani bugünden sonra da her şeye ne elimizde ne gelse onların yanındayız. Daha önce de depremler olsun böyle afetler olsun gitmiştim yangın selgini. Ama biz bunu bir gönüllü hareketiyiz. Bu derneğimizi onları düşünüp ileride olacak böyle sorunlarda bir gönüllüleri birleştirip 20 ile yakın ekiplerimiz var 20 ilde. Onun içinde medikal var, ulaştırma birimi var, haberleşme birimi var 14 birim. Ve bunlarda da hep eğitimli, liyakatlı gönüllü arkadaşlarımız var. Biz bu birliği sağladık. 2019'dan beri eğitimlerini tamamlayıp 20 ilde devletimizin, milletimizin emrindeyiz. Bu çalışmalarımız depremin ilk gününden beri devam etmektedir. Bütün illerde bir kriz masası oluşturup koordineli bir şekilde afet bölgesine yönlendirdik. Şimdi Malatya'da ilk gününden beri ekiplerimizi yönlendirdik. Birçok çalışma oldu. Tabii ki burada rahmetli olan vatandaşlarımızı da cansız bedenlerini de çıkardık. Bunun yanında yaralı olan vatandaşlarımızı medikal ekibimiz birimimizden ilk yardımda bulunanlar da oldu. O şekilde bir hayata tutunmalarına katkı sağladık. Daha sonra bugün genel başkanlık olarak Kadir Uşağı köyünde bir çadır okul kurduk, çok güzel. Kırtasiye, oyun malzemeleri, bir de çocuklara gıda yardımı yaptık. Devletimiz her imkanıyla orada gördüm. Vatandaşlarla konuştuk, sohbet ettik. Yani çocukların biraz daha böyle okul bazında eksiklikleri var. Birazcık ona destek olursa, bir de tabii ki ev beklentileri var vatandaşlarımızın. Ama onun dışında her şeyleri tamam. İnşallah onlar da kısa sürede yapılır. Biz de tüm gücümüzle her zaman milletimizin yanındayız.